Şimdi veri ekleyelim biraz. Worksheet. Öncelikle bir tablo bulalım. Eli yüzü düzgün, fazla nazlı olmayan. Mesela burası olabilir. Job ID'lerden bir tane kendimize element uydururuz. Bir tane title. Minimum maaş, maksimum maaş belirleriz. Daha küçük bir şey var mı? Employees değil. Contents, evet. Bu da olabilir. Burada da region ID üzerinden burada olan bir region ID vermemiz lazım. Evet. Şimdi oldu. Region ID. Regions. En basiti. En az nazlı olan bu. İlkini burada yapalım sonra. Diğerlerine bakarız. Selectors from regions. Bunlar bölgeleri temsil ediyor regions. Avrupa, Amerika, Asya, Orta Afrika vesaire. Buraya yeni bir bölge ekleyeceğiz. Location'a da bakalım. SQL standartlarında veri ekleme için insert komutu kullanılıyor. Bunu kullanmak için temel olarak insert into gradients şeye bakmam gerekiyor. Tamam. 5 dedim. Virgül. Uzay. Yeni bir bölge ekledik. Uzay olsun. Çalıştırdığımda script output kısmında var of insert dedim. Bir kayıt etkilendiğini söyledi bana. Regions'i sorguluyorum. Uzay. 5 region ID'si ile listelenmiş oldu burada. Insert'ın daha gelişmiş versiyonları var. Onları daha sonra göstereceğim. Bayağı bir farklı özellikleri var Oracle'da. Normalde insert temel seviyede bu şekildedir. Ama ileri seviye kullanımlarında daha sonra göstereceğim.
Şimdi Regius'ı sorguluyorum. Uzay geldi. Burada da güncelleme işlemlerini yapacağım. Regin ID'si 5 olan kaydın Regin name'ini değiştirmek istiyorum, adını. Bölge ID'si 5, ben bunun adını değiştireceğim. Regions. Öncelikle hangi tabloda değişiklik yapacağım? Regions. Sonra hangi sütunu değiştireceğim? Region name. Ne ile değiştireceğim? Bakın bu sorgu çalıştırdığımda "Var rows updated" diye bir comment geldi. Bakıyorum kaydıma, tekrar sorguladım. Region name uzay 1 olarak değişti. En temel update işlemi de bu şekilde. Öncelikle update tablo adı. Sonrasında set. Set yazılımda bir şeye değer atamak olarak kullanılır. Burada region name'e yeni bir değer ata. Uzay 1. Ver. Hangi kaydın region name'ini değiştireyim? ID'si 5 olan. Mesela oraya ya da ismi şu olan dedi. Tabii. O biraz sıkıntılı. Şöyle. Ben sadece bunu çalıştırırsam ne olur? Seçtiğim yeri. Evet. Ver kısmı olmadığında bu tablodaki region name'lerin tamamını uzay bir yapar. Bu nedenle update ve delete işlemlerinde ver kullanmak söz dizimi kuralı olmasa da mantıksal bir kuraldır. Yani hangi kayıtların değiştirmesi gerektiğini tam olarak belirtmeniz lazım. Senin dediğin örneğin adı Ali olanları Veli yap. Yapabilirsin ama kaç tane satır etkilendiğini tahmin edemezsin. Daha önce hesaplamadıysan. Var. Burada çok var. Zaten mantıken bakın şurada bize bilgiyi veriyorsa bu bilgiyi kendisi de arka tarafta PLSQL ile alıyor aslında. Arayüz anlamaz database'lerden. Onlar bol miktarda var. Şu an var. Şimdi sileceğim. Silme işlemleri de delete ile yapılıyor. Bakın delete yazdığımda altta bir menü çıkıyor burada. Onu seçtiğimde şöyle bir yapı getiriyor bana. Delete from table diyor. Tablonun adı. Neyi sileyim? ID'si 5 olan kayıt ya da kayıtları. Bakın buraya
Yanlış anlamayın. Burada bir tane kayıt olma zorunluluğu yok. Bunu dediğinizde bir tane kayıt silinecek anlamına gelmiyor. Eğer 5 değeri olan 50 tane varsa 50'si de silinir. Ama bizim yazılımsal olarak veri tabanı tasarımında, bunu daha sonra detaylı gireceğim, kendi oluşturduğumuz tablolarda falan buraların benzersiz olması şartı vardır ID'lerde. Evet, unique olmalıdır. Bu nedenle unique üzerinden silme, güncelleme işlemleri yapılır zaten. Çalıştırıyorum. One row deleted. 5 kaydım gitti. Diğer öyle. Şimdi de farklı birkaç tabloya veri ekleme işlemi yapayım. Öncelikle bir yapısına bakıyorum şöyle. Departments'ı. Ne var ne yok. Sonrası yok burada. O zaman 280 Department name Oracle Developer Team. Çok sükse bir isim. Dünyayı kurtardılar. Manager ID'si 100 olsun. Location'da Barrows inserted. Departmanları tekrar sorguladım. En tepede Lopur team'i gördük. Burada departmanların yapısına bakalım tablosuna. Bakın, Manager ID ve Location ID'de Nullable kısmında Yes var. Diğerlerinde No. Yani department ID'si ve name'i olmak zorunda. Null geçilemez. Ama diğerleri null geçilebilir. Demek ki onlar insert işlemi için zorunlu değil. O zaman kopyalarım. Son iki sütunu silerim. Yukarıya yazarsam değer vermek zorundayım. Ve dikkat edin, hiyerarşi aynı. ID birinci sıradaysa ilk olarak ID gönderiyorum. Sıradaki name
Oraya bunu gönderiyorum. Bunu da 290 One rows inserted. Departmanlar. Hacker team 290. Ama manager ID ve location ID'si 0. Yani burada püf nokta sıralama neyse sütunlarda, burada da o olmak zorunda. Eğer peki şöyle yapmak istesem, yukarıdaki gibi yapacağım. Burada 300 olsun. Oracle B-Team, Business Intelligence, İş zekası ekibi. Bakın bu da eklendi. Barnos inserted. Veriyi çekiyorum. Oracle B-Team. Burada da bir diğer kural. Eğer sütunların tamamına değer verilecekse o sütunları tek tek yazmak zorunda değilsiniz. Ama hepsine değer atamak zorundasınız. Yani ben burada sütunların isimlerini yazmadım. Ama yettim 1700'ü de yazmadım. Ben onu veri eklemek istemiyorum. Burası null. Yemez. Bakın. Hata verdi. Sebebi sonundaki olması gereken 1700'ü yani location ID'yi yazmamış olmam. Null geçilebilir olması burada bir şey ifade etmiyor çünkü söz dizimi hatalı oldu. Bir diğer yöntemde şurada hata verecek dedik. Hata verme sebebi bunun sütunlarını vermemiş olmamız. Yani şunu silersem hata verecek ama değer de girmek istemiyorum diyelim. Zorunlu olmadığını biliyoruz. Null değer verelim. Bu şekilde hatasız çalışır. Değiştirdiğin zaman sorun olmaz. Bakın burada HR'da
Department'ta ID üzerinde kısıtlama olduğunu söylüyor. Bu primary key'de. Burada isimlendirmede sorun oluyor editörde. Çok şükür. Editörden kaynaklı birçok hata vardı. Bundan dolayı bir sıkıntı oldu da. Örneğin bir tablodan
farklı bir tabloya veri aktaracağız. Bizim istediğimiz kadar hani filtreleyerek yapabiliriz ya da tüm tablonun verisini kopyalayabiliriz. Onun üzerinde örneğin testler yapacağız. Yani gerçek uygulama verisinde yapmayalım, test ortamında yapalım dersek bir tane kopya tablo oluşturulur. Sonradan select yıldız from buradan aldığım veriyi yukarıdaki oluşturduğum kopyaya aktar oluyor. Bunu yaptığımda da 5 kayıt vardı, onları da ekledim. Bakın, copy regions tüm veriyi buraya kopyaladım. Hangisi? Burada mı? Alacağımız veriyi buraya göndermek için mi? Evet. Ben onu 40 yaptım mesela. Sağ tıkla edit. Burada bir problem var editörde. Bakın, normalde büyük harflerle yapılmış I ile ya da işte küçük yapılmış. Bunu büyüttüğü için I kalmış burası. O yüzden isimlendirmede hata oluyor. Ben ilk yaptığımda dikkat ederseniz Copy Regions idi. Copy Regions da hata verdi. Çünkü ben küçük region yazsam bile bu büyüye çevirdi iyi. Orada patladı.